Şöyle bir kase, yani bir demet taze semizotu kullanacağım. Semizotları da bütün yaz boyunca bizimle beraber her türlü yemeğini yapabilirsiniz. Onları doğramadan önce tencereye biraz yağ koyup içerisinde kıymayla soğanı kavurmaya başlıyorum. Ocağı da açalım. 2-3 kaşık zeytinyağını koydum. Şimdi soğanı tencereye koyuyorum. Evet, soğanlar şöyle bir parladı. Şimdi kıymayı da ilave edeceğim. Kıymayla soğanlar birlikte pişecek. Bu aşamada tuzunu ve karabiberini de ilave ediyorum. Birkaç dakika kendi halinde pişmeye bırakacağım. Kapağını da kapatıyorum. Altını kıstım. Bu arada semizotlarını doğrayacağım. Kıymayla birlikte kavrulmaya devam eden soğanlı karışıma bir bakacağım. Harika, çok güzel pişmiş. Mis gibi de kokuyor şu anda. Şimdi içerisine hemen semizotlarını ilave ediyorum. Semizotu biliyorsunuz çok çabuk pişer. Ispanak da öyle. Şimdi hemen 2-3 dakika içinde ölecekler, kendini bırakacak semizotlarımız. Hemen ocaktan alacağım. Güzelce alt üst ediyorum. Şimdi semizotları pişti, hazır. Ocağı kapattım. Şimdi mücver olarak karıştırma kısmına geçeceğim. Mücver için şimdi yumurtalı bir malzemem vardı. Krema, süt, un. Onu karıştıracağım. Ondan sonra da kıymalı semizotuyla birleştireceğim. Malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Şimdi içine kıymalı semizotunu ilave ediyorum. Sebzenin bıraktığı suyu tencerede bırakıyorum. Onu katmıyorum içine. Şimdi hepsini birlikte şöyle hızlıca karıştırıyorum. Ve bu malzemeyi fırın kabına boşaltıp 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Şimdi mücver karışımını boşaltıyorum fırın kabına. Böyle ince bir kat halinde yayılması lazım ki dilim dilim kolayca servis yapılabilsin. Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika mücverimizi pişiriyoruz. Kıymalı semizotu mücver fırından çıktı. Harika, mis gibi kokuyor. Şimdi üzerine hemen pratik bir yoğurt sos hazırlayacağım. Birazcık da böyle mantılara koyduğumuz gibi biberli yağ yapacağım. İçerisine birazcık pul biber. Bu tarafta da ezilmiş sarımsak, tuzla birlikte hemen yoğurdu çırpıyorum. Biberli yağımız da gördüğünüz gibi hazır. Şimdi servis yapmak için bir dilim alacağım. Mücverin üzerine şöyle hemen bir kaşık yoğurt. Ve birazcık da biberli yağ gezdireceğim. Ve sıcak olarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.